Değerli izleyenler, önemli bir konuya değineceğiz bugün. Bütün dünya Türklerinin, Türk-İslam dünyasının kilitlenmesini gerektiren bir konu. Çin haddini çoktan aştı. Evet, Çin Uygur Türklerine, 60 milyon nüfusu olan Uygur Türklerine 2017'den itibaren hızlandırdığı zulüm ve baskı politikasını evet, devlet başkanlarının emriyle gerçekleştirmeye başladı. Milyonlarca içinde gücünde, dükkanında, fabrikasında, evet, nerede olursa olsun Uygur Türklerini bir anda Çin polisi geldi, evlerinden, iş yerlerinden aldı ve nereye götürdü? Kamplara götürdü. Bu kampların adı şu, bu kamplar neymiş? Eğitim ve öğretimmiş. Zorla, habersiz ve baskınla getirdikleri bu kamplarda çocuklarından bir anda ayırdıkları ve kadınlı erkekli beraber sınıflarda propaganda yapmaya zorladıkları bir dönem bu. İşte birçok bayanın başörtüsü vardı, burada çıkarttılar. Doğu Türkistanlı Türklere Çince öğretiyorlar, Çince marşlar söyletiyorlar. Uygur Türklüğünü inkar etmelerini, Türk olmadıklarını açıklamalarını istiyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'i bile aratan zulümlerin neler olduğunu, oradan bir şekilde kurtulan ve gidip de dünyayı anlatan birçok kişi var. Bütün bunların müsebbibi Allah'a inanmayan ve çok zalim bir rejim olan, insanlarına bile acımayan, evet, bu zalim rejim Çin Pekin yönetimi. Ne yapıyor bunlar? Evet, Çin Pekin yönetiminin hedefi ne? Tarihten beridir Türkiye'yi kendisine tehdit gören, Türkleri kendisine tehdit gören ve Çin Seddi'ni korkusundan inşa eden Çinliler yine dünyayı karıştırıyorlar. Özellikle Çin ürünlerinin öncelikle üretiminde bir tehdit görülmemesi, ama daha sonra Batı'da ve birçok yerde firmaların ve yatırımcıların amele üssü, yani kölelik üssünün Çin olması, paranın da Çin'e akmasını sağladı. Evet, böyle bir üretim bölgesi haline getirdi dünyanın üretim döngüsü. Bu da yeni bir tehdit meydana getirdi. Çin'in ekonomik anlamda güçlenmesini, halkını köle gibi kullanarak, rejimin bu şekilde güçlenerek Çin diktatoryasını bölgede uygulamaya başladı. Öyle ki Rusya'nın önemli bir savunma gücü Çin sınırındadır. Rusya hiçbir zaman Çin'e güvenmiyor. Zaten Çin de bunu belli ediyor. Çin fırsat bulsa ilk gireceği ülkelerden birisi Rusya. Özellikle Rusya'nın S-400 füzeleri gibi birçok savunma füzelerini oluşturması ve çoğunu da Çin sınırına koyması bunun başka bir örneği. Görünürde NATO'ya tehdit ama Rusya'nın asıl tehdidi, evet, tehdit gördüğü devlet Çin değerli izleyenler. Evet, Batı düşündü. Çin çok büyüyor. Bize imkan vermiyor. Bizim ürünleri, telefonlarımızı, ürettiğimiz araç ve gereçlerin daha ekonomiğini kopyalayıp daha da iyisini yapıyor. Ve birçok ürünümüzü ürettikleri için her bir üründen aldığı deneyimle kendine has ürünler gerçekleştiriyor. Telefon piyasasından tutun birçok alana kadar, akıllı telefonlardan birçok akıllı cihaza kadar dijital teknolojide devrim geliştiriyor Çin. Ama tabii ki bu yönde önemli bir zenginliğe ulaşan Çin, Doğu Türkistan'dan dünyaya bir ipek yolu düşüncesiyle ve Doğu Türkistan'ın çok zengin yeraltı kaynakları neticesinde ve Türklere duyduğu büyük buğzdan ve kinden ötürü Uygur halkını toplama kamplarına götürüyor. Çocuğundan, işinden, aşından, geleceğinden, hayat düzeninden bir anda, bir gecede koparılan bu insanlar bir anda sıra sıra oturtulup küçük iskembelerde, en ufak bir kıpırdamalarında, en ufak bir öksürmelerinde büyük eziyetlere düçar oluyorlar. Yapılan bu zulümleri anlatmak ne sözlerle sığar ne de kelimelerle sığar. Düşünün, düzeniniz var, bir aileniz var, sevdiğiniz çocuklarınız var, anneniz var, babanız var, eşiniz var. Ne yapıyorlar?
Evet, toplama kamplarını alıyorlar ve bunları protesto edenleri de çok yoğun şekilde cezalandırıyorlar. Ve Uygur kadınlarını, özellikle kadınlarını kamplara yolluyorlar. Ama işin daha dramatik yönü, şimdi değineceğim konu, daha dramatik yönü de Çinliler, evet, Uygur Türklerin evlerine Çinli erkekler yolluyorlar. Ve bu Çinli erkekler kardeş aile yalanı ile o evlerde Uygur kamplarında tutuklu olan erkeklerin eşleriyle yakınlaşmaları isteniyor. Evet, şok edici haberler bunlar, üzüntülü haberler bunlar, kaldıramayacağımız kadar acı haberler bunlar. Eğer gelen Çinli erkeğe o evdeki insanlar soğuk, mesafeli ve gerçekten onların dediklerini uygulamayan bir yapıda görünürseler, gidip bu erkek ajanlar giderek işte Çin komünistliğine düşman bir aile olduğunu, İslamcı bir aile olduğunu, işte şöyle şöyle hareketleri, İslamcı hareketleri diye bunlara kampa yollarız, çocuğundan ayırırız, çocuğunu da evet eziyet kampına yollarız diyorlar. Şimdi bu kalede de kocası zorla evet Çin'de toplama kampında eziyet halinde olan bir adamın, bir erkeğin eşinin evine yollanan Çinli. Yazıklar olsun böyle bir Çin yönetimine. Yazıklar olsun bu Çin'e. İşte gurbetçilere sesleniyorum. Türkiye'deki kardeşlerime sesleniyorum. Amerika'daki ve dünyadaki bütün Türk kardeşlerime sesleniyorum. Kafkasya'daki kardeşlerime, Türk kardeşlerime sesleniyorum. Azerbaycan dahil birçok Türk Cumhuriyeti'ndeki değerli kardeşlerime sesleniyorum. Bu acıya yürek dayanır mı? Bu acıya yürek dayanır mı? Daha bunlar bize yansıyan görüntüler. Çinlilerin umursamazca ve birbirlerine veya gittikleri evde yaptıklarını Çin yönetimine sunmak için çektirdikleri bu resimler insanın içini acıtıyor. Evet, kocaları kamplarda zorla tutuklu olan ve babalarını özleyen bu ailede gelen Çinlinin evet gülün, gülümseyin, fotoğraf veriyoruz diye insanlara gülümsettikleri ve gittikleri ailelerdeki kadınları tabii ki rahatsız ettikleri ortada. İşte bu acıya hiçbir yürek dayanmaz. Bu zulme hiçbir yürek dayanmaz. Gün Doğu Türkistan'la dayanışma ve birlik günü. Artık bunun sözden çıkarılarak uygulamaya konma günü. Daha dün Hunlardan, evet Göktürklerden çekilen Çinlilerin şimdi bizlerden çekilmesini istiyoruz. Atalarımızın gittiği yoldan bu hamleyi yapmak zorundayız. İnsanlarımızı kamplara yollayan, zorla fabrikalarda çalışıp oralarda da rahatsız eden ve Doğu Türkistan'ı tamamen Çinlileştirmek için çok radikal kamplarda ve çocukları da alarak büyük bir asimilasyona imza atan Çin'e karşı artık dur demenin vaktidir. Bunun için çevrenizde, nerenizde olursa olsun Çin ürünlerini boykot edin. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'daki gurbetçi kardeşlerimiz, Amerika'daki gurbetçi kardeşlerimiz, lütfen artık bu ambargoyu uygulayın. İngiltere ve Amerika şimdiden birçok ürüne, özellikle fabrikalarda zorla çalıştıranların yaptıkları ürünlere boykot kararı almışlar. Ama bu işin asıl tepkisini biz vermeliyiz. Onların telefonlarını almamalıyız, onların araç ve gereçlerini almamalıyız. Haydi Türk dünyası, bu acıya yürek dayanmaz, bu acıya gönül dayanmaz. Çinlilerin anlayacağı tek şey onların ürünlerini boykot etmek ve gerektiğinde onlarla harp etmektir. Çünkü daha iyi teknolojiye sahip olabiliriz, daha güçlü silahlara sahip olacağız. Ama şu unutulmasın ki Çinliler, evet Çinliler hem dünyaya tehdit olduklarını gösterdiler hem de en çok Türkiye'ye ve Türklere. Bu yüzden özellikle Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın tepkisinden daha çok büyük tepkiyi bizlerin koyması gerekiyor. Oradaki kardeşlerimizin sesini duyurmalı, her yerde Uygur Türklerini anlatmalı ve Çinlileri bu yönde sıkıştırmalıyız. Yaşasın insanlık, yaşasın Türk dünyası, yaşasın evet Turan. İnşallah Uygur Türkleri ile ilgili haberlerimiz devam edecek. Bu zulmü dünyaya duyuracağız ve ve bütün acıların bitmesini isteyeceğiz. Evet, kanalıma abone olmayı, videomu bütün Türk dünyasıyla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.